Şimdi sevgili seyirciler, Fenerbahçe yarın Çaykur Rize deplasmanında. Video var mı arkadaşlar? Sevgili Batu, video hazır ya mı? Gidiş Ferdi'nin gidiş uçağa gidiş tamam, onu verelim önce. Ya. Ferdi'nin gidiş görüntüsünü verelim. Ben Ferdi'yi çok seviyorum ya. Ferdi'nin gidiş görüntüsünü bir verelim. Fotoğraflar vallahi, var. Vallahi videosu yok mu ya? Videosu var mı? Her yerde var ya var. Videosu ya. Haydi bir verin. Hayır hayır, Rize değil arkadaşlar. Ferdi dedim. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'nun görüntülerini verelim. Verelim abi. Ferdi ya, adam transfer rekoru kırmış. Görüntüsü olmaz mı ya? Ferdi Kadıoğlu görüntüsü. Dün fotoğraf vardı özel sadece. Videoları yoktu Sinan abicim. Niye? Sadece fotoğraflar vardı. Geliyor şimdi. Hazır hazır. Hazır. Şimdi Ferdi'nin bu geldi. Şimdi Ferdi'nin bu gidişini gördükten sonra dur bir dakika. Şimdi Ferdi'nin bu gidişi sevgili Nihat Kahveci'yi Real Sociedad'da satıyoruz o zaman. Yolluyoruz. Yolcu ediyoruz şeyden havaalanından işte babasıyla beraber gittik Nihat'ı. Ben çok seviyorum Nihat'ı. Babası baktım ağlıyor. Üzülüyor falan. Bir böyle yaptım. Ne alıyorsun dedim. Parayı buldun daha ne istiyorsun dedim. Parayı buldun daha oğlun hayatı kurtuldu dedim. Oğlun hayatı kurtuldu dedim. Daha ne istiyorsun dedi gitti. Allah'a var. Nihat Kahveci'yi tabii çok severim. Döndük. Yıllar geçti. Sinan abi de Allah razı olsun. Sen de çok emeğin var dedi. Sen dedi beni ikna edip yollamasaydın dedi. Belki dedi şu an Anadolu takımlarından birinde oynuyordum dedi. Evet. Yani Beşiktaş'tan belki şu an Anadolu takımlarından birinde oynuyor olabilirdim dedi. Onun için Nihat Kahveci de mesela Avrupa'da çok başarılı olan futbolcularımızdan bir tanesidir. Videosu yok çok. Yok mu videosu? Yok, videosu yok. Sadece fotoğraf. Sadece fotoğraflamışlar Sinan abi. Giriş görüntüsü yok. Nasıl ya? Video çeken yok mu ya bir karşılamasını... tane? Yok. Hiç video yok. O zaman güle güle aslan parçası değil. Çok ya. Tatlı ama ya. Çok beyefendi. Ya. Sadece oyunun içinde şansı kaldı. Şansı bol olsun. Yolun açık olsun. Sana yakışır. İnşallah oradan daha büyük bir kulübe gidersin. Sinan İnşallah. Abi gider mi? Şimdi... McAllister, Arjantinli futbolcu McAllister, Brighton'dan 65 milyon euroluk bir transfer yaptı. Nereye gitti Brighton'dan? Brighton'dan hangi takıma gitmişti arkadaşlar? Bir resim attım. Liverpool'a gitti McAllister. Aynı takımdan Kukureya. Kukureya Chelsea'ye transfer oldu 65 milyon euroya. Brighton'a giden gider. Bir sene sonra büyük transferler Allah, yapıyor. Allah sakatlık Ferdi vermesin. Gider. Allah sakatlık vermesin. Amin. Allah sakatlık vermesin gider. Gider bence de. Bütün 5 yıllık bir sözleşme. Futbolcudaki olması gereken bütün yetenekler var. Her şeyden önce ne var biliyor musun? İyi bir kalp, ahlak var. İyi bir kalp ve ahlak var. İyi bir profesyonel. Tabii. Adamın adalesi bile çekmedi biliyor musun? Evet. Adamın adalesi bile çekmiyor. O ne demektir biliyor musun? Şu an kamplarda bizi seyreden futbolcular anlarlar. Bir futbolcunun adalesi niye çeker anlarlar. Onlar anlıyorlar. Böyle kendine bakan bir çocuk işte. Sinan abi Caicedo geçen sene 115 milyon euro mu? 116 milyon euro mu? Geçen sene Chelsea'ye gitti Brighton'dan. Ferdi'nin transfer olduğu takımdan. Brighton bir merdiven, yendi bir basamak. 2-1 yendiler. Yendi. 2-1 yendiler. Artık Brighton'cıyız. Evet. Artık Brighton sporluyuz. Bir Real Madrid'imiz var, bir Juventus'umuz var, bir de Brighton'ımız artık oldu. Artık Brighton sporluyuz. Bir de Nuri Şahin'imiz var. Borussia Dortmund'umuz tabii. Nuri Şahin de var. 2-0 kazandı. Aynen evet. O da büyük oyuncu olacak. Orkun Gökçümüz var olacak. Benfica. Büyük hoca olacak o. Hakan'ımız var Inter. Iyi. Hakan Çalhanoğlu'muz var. Hadi bakalım be. Sinan abicim şimdi Ferdinand, Rio Ferdinand var. Manchester United'ın efsane futbolcusu. Biliyorum. İngiliz milli takımının. Mourinho ile ilgili artık Avrupa seviyesinde değil diye bir açıklama yapmıştı. Sence gerçekten de öyle bir getirebilir miyiz ekrana 12 numara arkadaşlar gelirse? Ne sevgilim. Alakası var bir dakika dur. Ver Manchester City Mourinho'ya göreyim ne yapıyor bakalım kadroya. Yani kadro bu iş kadro işi. Ver bakalım Manchester'ı. Ver Real Madrid'i Ancelotti'nin kadrosunu. Ver Mourinho'ya. Aynen öyle. Chelsea'yi yıllardan sonra şampiyon yaptı. Sevgili Rio Ferdinand. İyi futbolcuyla iyi antrenör olunur. Unutma bunu. Her zaman elinde iyi futbolcun varsa onları iyi antre edersen, iyi konsantre edersen zaten onlar istediğini yaparlar sahanın içinde. Çizgilerden içeri girdikten sonra. Onun için önemli olan elindeki malzeme iyi olsun. Önce malzeme iyi olsun. Onun için yani Avrupa'da hocalık yapamaz. Katılmıyorum ben sana. Bir okuyayım Sinan abi. Kadro işi. Rio yani, Ferdinand, Mourinho bir daha Avrupa'da teknik direktörlük yapamaz. Onun Avrupa seviyesinde bir hoca olmadığını gördük. Hakemlerle uğraşmak yerine futbola konsantre olması gerekiyor. Maçlar sahada kazanılıyor diyor. Ya peki buraya Ferdinand ne yapıyor şu an? Yorumculuk yapıyor. YouTube herhalde. Falan çekiyor. Güzel. Yani bir şey söyleyeceğim sana. Peki yorumculuk falan yapıyor. Avrupa'da yaparsa ne yapacaksın? Mesela diyelim. Yaptı diyelim yani. Yaparsa ne yapacaksın? Yani. Onun için yani Mourinho hiç belli olmaz. İki sene sonra nerede hocalık yapacağı belli olmaz. Rio Ferdinand döneminde Premier Lig'de
Rio Ferdinand oynarken Mourinho da Chelsea'de teknik direktörlük yapıyordu ve Mourinho'nun bir hegemonyası vardı orada. Onu kaldıramadı herhalde. Abi 80'e 20 topu yüzdesiydi biliyor musun? Evet. Mourinho Chelsea'deyken yani 78'e yani ben sana söyleyeyim 78'e falan 18 falandı yani 12 falandı 22 falandı öyleydi yani. Yani 78'e falan 22 falan öyle top yüzdesi. Ya bazen 80'e 20 falan oynuyordu. Chelsea öyle boğuyordu yani. Evet. Onun için. Yani bu Mourinho. İyi futbolcuyu ver. Görürsün ne yapacağını. İyi takımı eline ver. Bu iş takım işi, oyuncu işi arkadaş. Antrenörlük bir yere kadardır. Tamam iyi güzel. Ama malzeme. Ne diyoruz? Fenerbahçe şu lazım, bu lazım diyoruz.